Bakalım. Ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün karşınızda teknoloji harikası 2021 Cadillac Escalade. Ay maşallah. Hakikaten de bulması kolay bir araba değil, zor bir araba bu arada. Teknolojiyle donatılmış. Güç, performans, kabalık, yani kabalık derken kalıp anlamında söylüyorum. Her şeyiyle tam bir Amerikan ve tam bir teknoloji üstü. Bu arada ben Cadillac'tansa geçenki Rolls Royce'u tercih ederim. Videoya geçeceğiz. Tüm detayları size göstereceğim fiyata da dahil olmak üzere. Hadi bu bakalım. Arada videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın efendim. Abone olanlardan ricam, çana tıklarsanız zile ben video attığımda hemen size bildirim gelecektir. Efendim bu arada Amerika'da kıyafet giyimle ilgili video istemişsiniz. Melek Zaman kanalında bulabilirsiniz. Hatta şuraya tıklayarak Lacoste'u hemen izleyebilirsiniz. Taze video unutmayın. Karşınızda 2021 model yepyeni Cadillac Escalade Platinum. Bu Platinum modeli. Bu arada şunu söyleyeyim. Birçok versiyonu var, birçok modeli var. Bu üst versiyonlarından bir tanesi. Yeni Escalade bulunması çok zor bir araç. Hakikaten de bir tane buldum. Şimdi bunu bugün eline boyuna inceleyeceğiz. Escalade'in Cadillac içinde 20 yıllık bir mazisi var. Ve bu 20 yıllık mazide gelebileceği en kaslı, en güçlü, en teknolojik donanımlı noktaya gelmiş diyebilirim. Hakikaten de araç uçmuş. Arabayı çok büyük yapmışlar. Şöyle bir göstereyim. Hakikaten çok yüksek. O kadar sıcak bastı ki yanından birileri geçtiğinde göreceksinizdir. Ciddi yüksek bir araç. Elincim görüşürüz. Kaba derken kaslı. Ama bir o kadar da akıllı ve de teknolojik donanımlı. Kullanması biraz sıkıntı ya. Çok büyük. V8 motora bakıyorsunuz. Toga çok benziyor. Hakikaten kaslı derken motor anlamında da kaslı. Görünüş olarak belki. 420 beygir güç üretiyor motor. Ya. Aynı zamanda 620 nanometre. Newton metre değil. Ne takılmışsınız Newton metreye, nanometre dedim diye. Teknoloji kökenliyim arkadaşlar. Nanometre, Newton metre karışıyor olabilir. Biliyorum Newton metreyi. Takılmayın bu kadar. 620 nanometre. Newton değil. Birçok farklı seçeneği var ama 21 inçle geliyor zaten. Cadillac logosu da siyah beyaz kullanılmış. Renkli kullanılmamış. Ama aracın birçok yerinde ışıklı Cadillac Amerika dışında çok kullanılıyor mu acaba? Hatta önde hayalet ekranın arkasında bile tıpkı stop lambası gibi bu Cadillac logosu da yanıyor. Arka tarafı hakikaten de bayıldım. Öyle. Niye bayıldım biliyor musunuz? Bu renk, şimdi yanından insan geçerken bakın adamın boyunu geçti, gördünüz mü? Oha. Bilerek kesmiyorum orayı. Boyunu geçiyor yani hakikaten. Böyle ufak tefek bir abimiz de değil yani, gayet boyu iyi. Arka tarafına neden bayıldım? Kaslı araba seviyorum diyorum ya. Kaslı ben arabadan. Ben bunun içine binsem beni göremezsiniz. Bu işte abi. Bu egzozlar fake değil. Eliniz içine kadar girebiliyor efendim. Sopayla da sokabilirsiniz. Test edebilirsiniz. Burada da kaybolurum ben bunun şoförü koltuğunda. Eliniz içeriye kadar gidiyor yani. Fake değil, gerçek. Bagaja geçmeden önce size bir şunu harbi göstereyim. Harbi mi lan bu sap? Önce bir şurayı açalım. Efendim her gün sörf yaptığımız için sörf tahtanız olabilir, başka bir şey olabilir. Ya sadece sörf olarak düşünmeyin ama içine direkt bir şey alet koymanız için sadece bagajı açmadan. Biz altı nokta sabah akşam sörf. Bunu açabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi değil. Oh, so sexy. thank you. Bagaj da bu şekilde açılıyor. Yani logoya tıklıyorsunuz. Ay güzelmiş. Şık yapılmış gerçekten. Bagaj ne kadar geniş size nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama çok çok geniş. Kaç ceset? Çünkü 3. sırayı yatırdığınızda, diğer 2 koltuğu da Captain Chair'da yatırdığınızda buradan ta merkeze kadar, yani şuraya kadar bir bagaj elde etmiş oluyorsunuz. Bir içine girelim değil mi? Dalalım şöyle. Tabii, içine bakalım. Girmek lazım. Şu güzelliğe. Ayaklarımı da buraya koydum böyle. Basamaktan çıkıyorsunuz. Oh. Evet. Cadillac Escalade'in içindeyiz efendim. Gerçekten Escalade. Bir uzay üstü hissi veriyor. Hakikaten de bir uzay üstü hissi yaratıyor. Her yer teknolojik. Yol her gözüküyor yer mu? Ekran. Kaba, güçlü görünüm ama bir yandan da zarif bir döşeme. Hakikaten. Şu görmüş olduğunuz kaviste ekran biraz karanlık, kusura bakmayın çünkü dealer tek burada bulabildim. Başka hiçbir yerde yok. Aynı zamanda hep sipariş üstüne geliyor. Yani geldiği gibi bitiyor. Bir tane daha Cadillac vardı, oraya gittim. Onlar da 41 tane var elimizde ama hepsi satılmış, kusura bakmayın dediler. Eyvallah dedim, en son burayı buldum. O yüzden azıcık karanlık manalık idare edeceğiz efendim. Şimdi sevgili arkadaşlar, 38 inçlik bir ekran var karşınızda. Curved, yani kavisli bir ekran var şu ekran. OLED ekran bu arada. Yani bildiğimiz 4K görüntüden kat kat daha fazla iyi görüntü verebiliyor bu ekran. Ama Cadillac bu ekranı bölmüş. Biraz buraya koymuş.
Biraz buraya koymuş. Oo. Biraz buraya koymuş. İki tane de arkaya koymuş. Onları da birazdan Önü gösteriyor. göreceksiniz. Çok iyi Bu lan. alet size alabileceğiniz en iyi teknolojiyi sunuyor. Neden? Önümde görmüş olduğunuz ekran ön tarafı gösteriyor. Şu andaki dealer'ın içinde yani galerinin içini gösteriyor. Bu ekran aslında augmented reality yani AR ile çalışıyor. Arttırılmış gerçeklik. Ne sunuyor bu size? Özellikle arttırılmış gerçeklik harita, navigasyon özelliğiyle. Şimdi yolda giderken bu ekranda siz Oha. önünüzde sağa dön, sola dön ibarelerini görüyorsunuz. Tamamen arttırılmış gerçeklikle size gideceğiniz noktayı böyle bir pointer olarak, nokta olarak gösteriyor. Tıpkı GPS'deki navigasyondaki gibi. Arttırılmış gerçeklikle trafikte sizin daha dikkatli ve daha kolay araba sürmenizi sağlıyor. Burada navigasyona tıklıyorsunuz. Kocaman bir Aşırı iyi ekrandan lan. bahsediyoruz. Gerçekten de kocaman bir ekran. Hakikaten büyük. Araba bu arada yeni olduğu için şu anda loading yapıyor. Evet, yükledi. Yapabilirsin. Aferin keleş. Evet efendim. Şimdi bu navigasyonumuz. Buradan çıkalım tekrar eve dönelim. Home diyelim. Burada böyle görüyorsunuz efendim. Şöyle sağa sola çeviriyorsunuz. Araba ile ilgili bilgiler, telefon, navigasyon, müzik, kullanıcılar, Wi-Fi hotspot. Arabanın içinde bir tane GSM kartı var ve bu GSM kartı size Wi-Fi sağlayabiliyor. Yani arabada da internetsiz kalmıyorsunuz. Aynı zamanda tüm araba markalarının kendi sistemleriyle irtibat kurmasını sağlıyor. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yardım mı istiyorsunuz gibi. Settings'e tıklayalım. Yani gerçekten de şu ekran, şu tasarım hakikaten hoş olmuş. Burada böyle işte araçla ilgili search diyor mesela. Sistem bilgileri Sistem şurada baba. şöyle aşağıya doğru kayıyor. Android Auto, Apple CarPlay onlar. Dipnot iliştireyim. Dünya işlemci piyasasının %3'ünü arabalarda kullanıyor. Allah Allah. En büyük işlemci ücreti Bosch, Alman, Fresenius hepsini o sağlıyor. Vay be. Bahsetmiyorum. Zaten onlara kablosuz bağlanıyor. Bu ekranı aynı zamanda istediğiniz gibi de yönetebiliyorsunuz, yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi bunlar bilgiler. 3.7 average 20 mpg diyor. Bu da işte benzin biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bu şu anda AR kamerada. Bunu map olarak değiştirelim. Evet, buraya map geldi, harita geldi. Yani sizin gideceğiniz alandaki ya da gideceğiniz yöndeki haritayı aynı şekilde önünüze de sunuyor. Böylece bütün bir harita elde etmiş oluyorsunuz. Şu anda çalışmadığı için araba bu şekilde. Evet, göstergeler 5000 diyelim. mi? Göstergelerde bu şekilde bunu da istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz bu arada. Night Vision. Bu çok önemli. Niye önemli? Şu anda evet. Çünkü araba sadece karanlıkta yani geceyken Night Vision devreye giriyor. Şu anda diyor uygun değil bunun için diyor. Neyi sağlıyor size? Gece karanlığında burada bir ekran oluşuyor. Siz burada kedi, köpek, Amerika'da gerçi kedi köpek yok, sokak kedisi köpeği ama ne bileyim işte sincap fırlayabilir, geyik fırlayabilir, ondan sonra insan fırlayabilir, araba olabilir. Herhangi bir şey gece görüşü Aşırı iyi size sistem. sunuyor ve karanlık hiç ışık olmayan yollarda gece görüşüyle gitmenizi sağlıyor. Dedim ya araba gerçekten de teknoloji üssü diye. Evet, buradan tekrar yine kadrana gelelim. Kadranı da bu şekilde. Dediğim gibi bunu siz istediğiniz gibi farklılaştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda Escalade Super Cruise adıyla size yarı otonom da sunuyor. Ama bu yarı otonom gerçekten de geliştirilmiş bir yarı otonom. Buradan tüm bu ayarları yapabiliyorsunuz, set edebiliyorsunuz. Bu Super Cruise'un buradan bütün her şeyini, ayarlarını yapabiliyorsunuz, hız ayarlarını. Burada telefon açma kapama, müzik sesi kısma gibi ayarlar var. Burada Onlar basit. direksiyon ısıtıcı ve Super Cruise için olan her şey burada bulunuyor. Sol tarafa bakıyorum. Sol tarafta şurada ön koltuk ısıtma, soğutma ve de yan koltuğu da ayarlayabiliyorsunuz. Yani yandaki yolcu koltuğunu. Kilit açma kapamalar. Alt tarafta da yine 4 tane camı kontrol edebileceğiniz ve de arka 2 tane camı aynı zamanda çocuk kilidi yapabileceğiniz tuşlar var. Burada dikiz aynaları ayarları var. Aşağıya indiğimizde burada aracı güvenli bir şekilde yokuş aşağı inmesini sağlayan ve de çıkmasını sağlayan modlar var. Bu modları siz ayarlayabiliyorsunuz. Araç Allah Allah, Tesla nasıl daha az ki yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz abi? aynı Daha zamanda. teknolojik araba değil Efendim mi burada o? trailer brake için arkaya bir tane trailer takabiliyorsunuz. Yani kasa, Otopilot bizdeki falan. romörk dediğimiz şeyi takabiliyorsunuz. Ve bu onun freni. Bu onun ayarı. Bu da Isıtma gayet arka güzel koltuklarda da düşünülmüş. oluyor bu Bu arada. arada Bunda tabii ki net heads vardır. up display'i unutmamak lazım. Heads up display sayesinde cama yansıyan trafikle ilgili bilgileri ya da araçla ilgili bilgileri camda da görebiliyorsunuz. Gözümü yoldan ayırmak istemiyorum diyorsanız heads up display can kurtarandır. Alt tarafa geldik. Alt tarafta gayet kibar ve hoş. Burada bütün ayarları yapabiliyorsunuz efendim. Klima ayarlarının hepsi, fan ayarları burada. Çift taraflı dijital klima demeyeceğim. Ayıp olur çünkü yani tabii ki var. Senkronize edebiliyorsunuz. Klimayı ve de fanı ayarlayabiliyorsunuz. Buradan tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Yine
gerçek ağaç kullanılmış ve inanılmaz güzel dizayn edilmiş hakikaten. Şöyle baktığınızda parlak ve hoş. Vites bir yerden tanıdık geliyor olabilir size. Evet, BMW tarzı bir Xiaomi elektrikli araba BMW çıkaracakmış. BMW tarzı diyelim efendim. Hadi bakalım. Alt tarafta auto hold'u görüyorsunuz. Xiaomi şerit takip sistemi görüyorsunuz. Bir ona girmediydi. Auto hold zaten bu araçlarda otomatik geliyor. Siz isterseniz kapatabiliyorsunuz. Bu da start stop, yani durduğunuzda auto stop diyebiliriz ona daha doğrusu. Auto stop'u açma kapama tuşu. Vites oldukça hoş, kibar. Yani bu arabaya göre kibar bir vites. Alt tarafa inelim. Ses açma kapama tuşu efendim. Onun hemen yan tarafında müzik kanallarına, geliyorum, radyo kanallarına ya da medyaya geçiş yapıyorsunuz. İstediğiniz gibi medyayı seçebiliyorsunuz buradan. Sağ tarafta telefon tuşunu görüyorsunuz. Hemen altında da harita var. Hızlı bir şekilde haritaya ulaşmak için bu tuşa basıyorsunuz. Bu da bütün ayarları yapabileceğiniz, daha doğrusu şurayı kontrol edebileceğiniz tuş. Kumanda diyelim. Alt tarafta home screen'e dönmek için bir tuş bulunuyor. Oradan da home screen'e dönüyorsunuz. En son da back tuşu var. Şimdi yine baksana abi, çok güzelmiş ya. Hakikaten bu arada her taraf böyle dolgulu deri. Öyle boş bir şey yok. Yani öyle tak 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 diye ses gelmiyor gördüğünüz gibi. Her yer dolu dolu deri. Çünkü bu aracın fiyatı oldukça yüksek yani. Öyle de olması gerekiyor. Şurayı bir açalım. Evet, burada. Şimdi yukarıda başlayalım. Bir tane USB Type-C, bir tane USB Type-A görüyorsunuz orada efendim. Burada bir tane alan var. Anahtar koymak için ya da farklı bir şeyler koymak için. Isıtmalı ve de soğutmalı iki tane bardak tutacağını görüyorsunuz burada da. Onları da sıcakta soğukta tutabiliyorsunuz. Escalade'in en büyük özelliklerinden bir tanesi. İnsanın rahat rahat oturabileceği bir kol dayaması. Onu da açalım efendim. Şöyle, evet. Yine soğutmalı bir alan görüyorsunuz. İsterseniz burada içeceklerinizi soğuk tutabiliyorsunuz efendim. Yine USB Type-A ve de Type-C buraya yerleştirilmiş. Gayet kullanışlı ve de çok mantıklı gerçekten de. Birader, uçak mı kaldırıyoruz? Bu nasıl bir şeydir dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü ben de aynısını söylemiştim. Efendim, burada bagaj ayarlarını görüyorsunuz. Arka koltuk başlarını indirme kaldırma ve de arka koltukları indirme kaldırma tuşları var. Sunroof ayarlarını görüyorsunuz. Yine Escalade'in, yani Cadillac'ın kendi sistemiyle yardım çağırabiliyorsunuz efendim. Gelelim koltuklara. Şimdi koltuk deyip geçmeyeyim. Oh, maşallah, hoparlör mü lan o? Şu gördüğünüzü bir yerde daha göstereceğim size. Ama tasarım anlamında hangisi derseniz kesinlikle bu derim. O kadar güzel dizayn edilmiş ki, koltuk başı hoparlörü. Hadi arka lan, tarafta ekranları da görüyorsunuz. Çok şey yapmaz mı ya? Koltuk başına, başı hoparlörleri çok güzel dizayn edilmiş ve de çok güzel yerine oturtulmuş. Yani gerçekten bu kadar güzel yapılabilirdi. Efendim, alt tarafa iniyoruz. İnce deri, her ne kadar bir Bentley, Rolls Royce ya da Mercedes gibi olmasa da oldukça başarılı ve de oldukça kibar, konforlu koltuklara sahip. Aynı zamanda bu koltuklar ısıtma, soğutma da verebiliyor, masaj da verebiliyor. Şöyle ineyim efendim. Buradan bel dayanağını yapabiliyorsunuz, masaj ayarı yapabiliyorsunuz. İleri, geri, yukarı, aşağı bütün ayarları buradan yapabiliyorsunuz efendim. Şöyle bir Escalade yazısı karşılıyor sizi, ışıklı. Şu yapıyı biraz göstermek istiyorum. Normalde bunlar deri biliyorsunuz. Bunlar kumaş, sert bir kumaş ama çok güzel tasarlanmış bir kumaştan bahsediyoruz. Rengi de gayet güzel. Yine alt tarafta deri var. Burada yan tarafta speakerları göstereceğim size ama bu speakerlar standart speaker değil. AKG speakerlar geliyor. Geliştirilmiş, çok daha iyi sese sahip. Biraz da arabanın arkasına göz atalım. Bağımsız süspansiyonlar sayesinde arkada hiç sallanmadan gidebiliyorsunuz. Hem sürücüye güzel bir sürüş keyfi sunuyor, hem de arkada oturanların midesini bulandırmıyor. Çünkü SUV'ler biliyorsunuz arkada oturmak için en rahatsız türlerdir. Ama ve lakin bunu Escalade aşmış. Gerçekten de güzel aşmış hem de. İçinde böyle bir sedefli, hafif böyle parıldamalı marıldamalı, görür musun? Bu iyi, çok güzel çalışılmış gerçekten de. Şurada da bir tane speaker bulunuyor. Efendim, bunlara Captain Chair deniyor. Yani ortası boş. Ortası dolu olan, tek sıra olana da bench deniyor. Şunu şöyle yukarıya kaldıralım. Bu Sesi unuttum. Sesi unuttum. Şey diyordum, tam 4 kişilik mi lan bu araba diyordum. Sonra 7 kişilik olduğunu fark ettim. Captain Chair tarzı olanı, bench olan değil. Arka tarafta opsiyonel olarak iki tane şu gördüğünüz ekranlardan geliyor. Bir tane de orada var. 14.2 inç olması lazım bildiğim kadarıyla arkadaki. Bayağı büyük. Şöyle elimi koyayım, ne kadar büyük olduğunu siz fark edin. Bunların bir özelliği de şu. Navigasyon bilgilerini burada da görebiliyorsunuz. Ve buradan navigasyon
komutu oluşturup sürücüye yollayabiliyorsunuz. Sürücü de ha, o hiç halde doğru uğraşmıyorsun. Çok gidebiliyor. iyi. Yani şoför tuttum. Muhatap olmayayım şimdi bununla ben ya. Şuradan yazayım konumu beni oraya götürsün diyebiliyorsunuz. Arkadaki yolcular için şöyle bir ekran var burada. Şu Daha anda arkadaki çalışmıyor. yolcular O için ne ekran var? içinde de yine bütün burada ayarlar var. Yani havalandırma ayarları, fan ayarları bulunuyor. Şöyle bir alanımız var. Bakar mısın abi? Tosun gibi. Araba her şeyi tosuncuk ya. Normal o İki ya. tane burada su şişesi, herhangi bir şekilde şişe için yer var. Alt tarafta iki tane USB A, iki tane de USB Type-C girişleri bulunuyor. Bu da arka tarafta millet telefonun Müzik falan şarjısını sabahınca açabiliyorsun. Instagram'a, YouTube'a baksın diye. Peki. Şimdi onu telefonu oraya takıp şu ekranları kontrol edebiliyor muyum mesela? O önemli benim için. O da varsa tamam. Arka taraf ne kadar geniş? Sonuçta bu araç 7 kişilik. Şu Doğru. ana kadar gördüğüm 7 kişilik Limuzin arabaların gibi. arka sırası, yani üçüncü, bu third row dedikleri üçüncü sırası en geniş olan Elimi markalı model sürmemeyip. diyebilirim. Hakikaten de çok O geniş. özellik yoksa Yani almam. şu ayak boşluğuna rahat rahat oturursunuz. Hakikaten oturursunuz. Tavan da oldukça yüksek ve hiç mideniz bulanmaz. Ama gel gör ki birçok marka, model, Mercedes de dahil olmak üzere Bununla minibüsçülük son yaparsın lan sırayı VIP. oldukça dar tasarlıyor. Ama söz konusu Escalade olunca, Cadillac olunca alan geniş anacım, tosuncuk yani. Yapacak hiçbir şey yok. Efendim, umarım video hoşunuza gitmiştir, Para beğenmişsinizdir. Bugün size 2021 Cadillac Escalade para. Platinum'u gösterdim. Hakikaten de SUV denince, Amerikan SUV denince şöyle kaslı, performanslı Cadillac. Para parasını söylemedi.